Hayrettin Karaman, yakın tarihimizden ibretli bir yaprak. Türkiye'nin ilk dünya güzeli olan ve Atatürk tarafından Ece soyadıyla ödüllendirilen Keriman Halis Ece Tamer, 1913'te İstanbul'da doğdu. 3 Temmuz 1932'de Cumhuriyet Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada Türkiye güzeli seçildi. Keriman Halis Türkiye'yi temsilen 31 Temmuz 1932'de Belçika'nın Spa kentinde 28 ülkenin katılımıyla yapılan yarışmada Dünya Güzellik Kraliçesi seçilmişti. Yarışmadan Türkiye'ye dönüşünde sirke cigarında büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Keriman Halis'e 30 bine yakın kutlama telgrafı gönderilmişti. Gafil halkımızın bir kısmı bu hadiseyi kutlarken, bizi batılılaştırmak için yıllarca uğraşan batılılar da başarılarını kutluyorlardı. Ve onlara göre bizim batılılaşmamız toplumları güçlü kılan alanlarda batılılar gibi olmak değil, kendi değerlerimizi terk edip kişiliksiz olarak batının oyuncağı olmamızdı. İşte size bu iddiamızın bir ispat delili. Jüri salona geçip puan değerlendirmesi yapmak istedi başkan kürsüye geçerek şöyle konuştu. Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa'nın Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 600 senedir dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren Osmanlı artık bitmiştir. Onu Avrupa Hristiyanları bitirmiştir. Elbette Amerika'nın ve Rusya'nın hakkını inkar edemeyiz. Neticede bu Hristiyanlığın zaferidir. Müslüman kadınlarının temsilcisi Türk güzeli Keriman Mayo ile aramızdadır. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz. Onu kraliçe seçeceğiz. Ondan daha güzeli varmış yokmuş bu önemli değil. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Avrupa'nın zaferini kutluyoruz. Bir zamanlar Fransa'da oynanan dansa müdahale eden Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu işte Mayo ve Sütyenle önümüzdedir. Kendini bizlere beğendirmek istemektedir. Biz de bize uyan bu kızı beğendik. Müslümanların geleceğinin böyle olması temennisiyle Türk güzelini dünya güzeli olarak seçiyoruz. Fakat kadehlerimizi Avrupa'nın zaferi için kaldıracağız. Mümtaz Turhan, Ali Fuat Başkil, Osman Turan gibi düşünürlerimiz kültür değişimi maceramızı tahlil eden yazılarında şu teşhisi yapmışlardı. Biz batının cevherini değil, curufunu aldık. Batılılar da bu alışverişin böyle olmasını istiyorlardı. Yaklaşık 20 yıl önce bu konudaki düşüncemi şöyle dile getirmiştim. Biz Müslümanların hedefi batılılaşma değildir, Müslümanlaşmadır. Batılılaşma ise meselelerimizin ve çıkmazlarımızın baş sebebi asli failidir. Çaremiz Müslümanlaşmada, bu yoldaki kusurlarımızı gidermede, eksiklerimizi tamamlamadadır bu çağda gerekli bulunan ve ötekilerin icat ettikleri, ürettikleri bazı alet ve araçları kullanmak, hem seçmede hem de kullanmada, İslam'ın ölçülerine ve hassasiyetlerine riayet etmek şartıyla batılılaşmak manasına gelmez ve Müslümanlaşmaya da aykırı değildir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cahiliyeden gelen birçok aleti ve aracı kullanmıştır. Ancak cahiliyeye İslam öncesine, İslam'a göre ötekine ait zihniyeti, inancı ve düzeni değiştirmiştir. Daha doğrusu Allah'ın değiştirici hüküm ve buyruklarını tebliğ ve tatbik etmiştir. Bugün cahiliye ve öteki batıdır. 15 asır önce cahiliyeye karşı takınılan tavır bugün batıya karşı takınılacaktır. Laik düzende dini yaşamak bir. Hayrettin Karaman Yeni Şafak